Kaydedeyim. Kayıt. Tamam. Evet. Şey yapalım. Şimdi o sayfayı sadece şey için gösterdim. Yani böyle ola ki birinin ihtiyacı olur. Pratik, güzel bir şeydir. Bu draw.io'yu. Başka ne not aldıydım? Şimdi ödev de vermeliydim. Yapanlar bilir. Şey yaptık. Mesela Google Forms'tan bir tane işte anketvari bir quiz oluşturulabilir. Onun değerlendirme şeyi de vardır hatta. Buradan göstereceğim. Ben hiç denemedim ama. Çünkü yani o pek de böyle değerlendirmek için çok da güzel bir araç değil bence. Yani sonuçta çok kolay kopya çekilebilir öyle bir şey de. Ama burada var. Şimdi böyle bir site var. Diyelim ki işte Moodle'ı kullanamadık. İşte Edmodo'yu da kullanmıyoruz ama ben hala daha kendi öğrencilerime işte en azından eğlenceli bir şey olsun diye quiz yapmak isterim. Yani kısa sınavcıklar yapmak isterim. Veya işte hepsini oturttum bilgisayar karşısına. Oradan online sınav yapmak isterim. Burada bir sürü site var. Bu sayfada Google'dan da aratırsanız Top 10 Free Online Quiz Makers for Teachers and Educators. Bu şekilde aratırsanız zaten videodan da şey yapabilirsiniz. Alabilirsiniz hemen linkini. Burada bir sürü sitenin şeyini yaptılar. Yani hangisi bedavadır, hangisi paralıdır, nasıl kullanabiliriz gibisinden. Yani burada mesela free online surveys, işte artık kendi işinize yarayan bir şeyler varsa buradan bakabilirsiniz. Yani bunu da bir ek bilgi olarak vereyim. Şimdi durup tek tek yapacak vaktimiz yok, inceleyecek vaktimiz yok. Ama yani dediğim gibi hepimiz öğretmeniz. Yani bir ipin ucunu tuttuktan sonra geri getirmesini biliriz yani hepimiz. Başka ne vardı? Şöyle bir şey de göstereyim. Böyle bir pratik bir şey de var. Bunu kapatayım buradan. Burada kapatayım. Burada. Bunu da gösterdim. Bunu da kapatıyorum. Şöyle bir şey var. Evet. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi burada diyelim ki bir tane videomuz var. Ya da bir şeyimiz var. Bir videoda güzel bir müzik var. Ben o müziği almak istiyorum. Bunu şey yapabilirim. Buradan URL'sini yazıp YouTube'dan alabilirim bu müziği. Mesela bir tane müzik, bu adamcığı da göstereceğim size birazdan.
Yani çok yavaşladı sanıyorum. Mesela böyle bir tane videomuz var. Açalım. Görüntülü bir şey. Başlasın. Tamam, bu videoyu ben istiyorum ki MP3'e çevireyim. Yani bir videomda arka plan olarak kullanacağım. Geldim buraya. Kapatayım da hatta şey yapmasın. Bu siteye adı da ytmp3.cc. Böyle bir ismi var. Convert diyeyim. İstesem MP4 de yapar. Yani videoya da çevirir. Ve böyle de indirebilirim. Download dedim. Açsın. Direkt şeyden yazmasını istiyorum ama arka planda bir yerde çalıyor. Evet, şimdi bu MP3 olarak indi. Gördüğünüz gibi. Arka planında kullanabilirim. Tabii ilk dersten hatırlarsanız bu yani bu adil kullanımdır, işte lisanslar falan. Bunlarla ilgili sıkıntı da olabilir ama yani bu şekilde kullanabilirim. Aynı şekilde aynı şeyi MP4 olarak da indirebilirim. Yok, MP3 yaptı. Neyse. Bak, baştan yapayım bunu. Herhangi bir video seçeyim. Tahsin'in videosunu. Herhalde kısadır bu. 37 saniye. Devamlı reklamlar. Ne?
Refresh yaptım düzelmesi için. MP4 diyeyim. Convert. Download diyeyim yine. Şimdi evet, bu sefer de videoyu indirecek. Bunu da niye gösteriyorum? Mesela bir video indirdik. Bir video indirdik. Şey yapacağız. Bunun içinden bir parça alacağız. Yani bütün videoyu istemeyiz. Kaydediyorum. Kerem hocam, yani legal değil. Legal olanı bulacaksın. Ya da yapmayacaksın, ne bileyim. Şimdi ama şöyle bir şey var, yani herkes işte bir yerden bir şey alıp da kullanabilir. Belki izin aldın, sana videoyu verdi, sen onu indirmen lazım. Öyle de düşün. Tabii bu MP4 olacak inşallah. Hocam merhaba. Evet. Bu uygulama var ya, insanların sizi telefon rehberine nasıl kaydettiğini gösteriyor. Evet. Gördüğünüz gibi direkt indirdik. Yani bu şekilde görebiliriz. İndirip görebiliriz. Başka burada not aldıydım. Evet. Şöyle bir şey de var. Mesela YouTube'dan başlamışken bu şimdi ben açıkçası bu, yani bu dersler başlamadan önce hiç videoya video falan yüklemedim ben YouTube'a. Ama ne zaman ki başladık, bir şey gönderdikten sonra mesela Google Cloud'a attık diyelim bir videoyu. Oradan çok uzun sürede açardı. Yani birine paylaşırsın ama bir türlü göremez, uzun sürer. Ama YouTube'da böyle bir şey yok. Yani çok çabuk bir şekilde videoları yükleyip sonra başkasına paylaşabilirsiniz. Herkes görebilir. Ya, o yüzden YouTube'u tercih ettim. Şöyle bir şey var. Şimdi zannedersem ilk ya da ikinci dersin ödeviydi. Herkeste olduğunu varsayıyorum. Yani Google Gmail hesabının. Şimdi Gmail hesabımız varsa kanal açmak bu kadar kolay. Gelip buraya pardon. Gelip buraya bir tane yayın oluşturuyorsunuz. Şimdi buradan bu arkadaş bize bir anlatsın. Nasıl üye olunur, nasıl kanal açılır gibisinden. Bunu ben bilerek böyle koydum. Birlikte Google hesabı oluşturalım. Merhabalar YouTube uzmanı takipçileri. Ben Afgan Aslan. Yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bu kanalımızın ilk videosu olacaktı. YouTube'la ilgili tüm bildiklerimizi bu kanalda paylaşacağız ve ilk videomuz olarak da bir YouTube kanalı açmamız lazım. Bir YouTube kanalı oluşturmamız için ilk önce bir Gmail hesabımızın olması lazım. Onun için ilk önce Gmail hesabımızı nasıl oluşturabilirsiniz bu konulardan bahsedelim. Bir zaman kaybetmeden eğitimimize başlayalım. İlk işlem internet arayıcımıza geçiş sağladık. Şu an yukarıdaki adrese gitmemiz lazım. mail.google.com videonun açıklama kısmına bakarsanız eğer bu linki oradan paylaşım gerçekleştireceğim. Bu hesabınıza gittikten sonra yukarı sağ üst köşede hesap oluştur seçeneğinizi seçmeniz lazım. Eğer hesabınız varsa direkt oturup aç diyebilirsiniz. Şu an ben varsayıyorum sizin bir hesabınız yok. Onun için hesap oluştur butonuna yukarı sağ üst köşeden mavi butona tıkladıktan sonra karşımıza şöyle bir sayfa çıkacaktır. Bu sayfa içerisine ad, soyad, kullanıcı adınızı girmeniz lazım. Kullanıcı adınızı her zaman aklımızda tutacağız. Kullanıcı adı ve de şifremiz.
çiftlerimizi oluşturduktan sonra aşağıya doğru diğer bilgilerinizi ve cep numaranızı doğru bir şekilde girdikten sonra mevcut e-posta adresi bir arkadaşınızın adresine girebilirsiniz ya da varsayılan farklı bir e-postanız varsa yarın şifrenizi unutabilirsiniz, kaybedebilirsiniz, telefon numaranızı hatırlamayabilirsiniz. Olabilir böyle insanlık hali. Onun için bir mevcut e-posta adresi verirseniz eğer yarın şifrenizi bu sayede kurtarma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ve aşağıdan konum seçtikten sonra sonraki adım dedikten sonra işlemlerimizi neredeyse tamamlayacağız. Böyle bir sayfa karşımıza çıkacak. Kullanıcı politikası ile ilgili bir bilgi. Aşağı alt köşede mavi butona kabul ediyorum butona tıkladıktan sonra buradaki bilgileri isterseniz okuyabilirsiniz. Karşımıza şöyle bir sayfa çıkacak. Hoş geldiniz. Yani mail hesabımız bu şekilde oluşturulmuş oldu. Çok basit bir şekilde. Gmail ile devam et butona bir defa tıklayalım. Bakalım nasıl bir sayfa karşımıza çekeceğim. Şu an gördüğünüz gibi benim yeni oluşturduğum e-posta hesabım afganrasulov 2 tane B ile ve de işlemlerimizi tamamladık. X'e bastım. Gmail ekibinden bana şöyle bir bildirimler geldi. Yukarıdaki tiki seçtim. Şuradan çok kısına tıkladım ve buradaki bildirimleri sildim arkadaşlar. Şu an için Gmail hesabı nasıl oluşturabilirsiniz? Bu konulardan hızlı bir şekilde sizlere bahsetmek isterim. Bir sonraki eğitimde bir YouTube kanalı hızlı bir şekilde açacağız. Ve tüm işlemlerini, onay işlemlerini gerçekleştireceğiz. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Şimdiden her zaman gibi PC derslerinden arkadaşlar kalmıştı. Yani... Evet. Arkadaş speaker herhalde. Şimdi bu şekilde bizim yeni bir oturum açma. Yani hepiniz şu anda YouTube'a oturum açabilirsiniz. Yani Gmail account'unuzu kullanaraktan. Şimdi ben evet, buradan kendi açtığım kanala geleyim. Öncelikle. Bu arada kızımın kanalıydı. Sonradan adını değiştirdi. Benim adımı koydu. Ben yeni bir kanal açmadım açıkçası. Kendisi bir şeyler yükledi. Sonra hepsini sildi. Ben de sahiplendim. Şimdi burada kanalı açtıktan sonra nasıl yapabiliriz? Yani nasıl video yükleyebiliriz? Onu bir göstereyim. Buradan tıklıyorum. İstersem canlı yayın yaparım, istersem video yükle. Buradan tıklıyorum ve bir videoyu yüklüyorum sadece. Çok çok yavaş hareket eder bugün. Evet. Şimdi buradan bir dosya seçeceğim. Aynı şekilde sürükleyip bırakabilirim de. Mesela böyle bir tane seçeyim. Aç diyeyim. Şu anda benim dosyamı upload yapıyor. Tabii bu yaparken bana işte değişiklik yapmak için de fırsat veriyor. Yani başlık olarak ne kullanayım? İşte deneme diyeyim. Bununla ilgili videonuzla ilgili bilgi verin. Bir şeyler yazarım buraya videomla ilgili. İstersem küçük resim yüklerim konuyla alakalı. Böylelikle daha öne çıkarmış. İşte burada çocuklara özel mi, hayır çocuklara özel değil gibisinden şeyler var. Seçebileceğim. Ve ileri dedikten sonra burada yüklenecek. Tabii benim sanıyorum upload'da bir sıkıntı var. Muhtemelen ondan dolayı arada bir koptuğum ya da bu çok yavaş yüklenir şu an. Bir şeye bakayım.
Evet. Bayağı bir yavaş gider. Neyse ben ileri diyeyim. Başka başka özellikler de ekleyebilirsiniz. Burada en son soruyor yani herkese açık mı olsun, gizli mi olsun? Veya işte atıyorum mesela ders ekleyeceksiniz. İşte bu zamandan sonra açık olsun gibisinden de seçebilirsiniz. Burada linki var. Kopyalaya tıklarsam isteyene bunu paylaşabilirim. Yayınla dediğim zaman da yayınlayacak. Yani bunu ben iptal edeceğim şu an. Yayınla dediğim zaman da bakın burada gördüğünüz gibi yayınlayacak. Linkini tıklayan herkes görebilecek. Evet. Buradan mesela işte menülerim var. Ben de sadece video yüklüyorum. Yani şu anda çok da böyle bir şeyim yok. Tecrübem yok. Bunu da size göstermiş olayım. Evet, bir sıkıntı var. Devamlı gidip geliyor. Son neyse bu buraları böyle yani normalde nasıl bir şey yapılabilir yani online ders vermek için nasıl kolaylıklar var onları elimden geldiğince gösterdim. Mesela şey vardı blog açma yani bir blog açıp da ders notlarınızı orada paylaşabilirsiniz veya eğer derseniz ki ben bu işten para kazanmak istiyorum. Yani ben çok güzel ders anlatırım. Ders notlarım çok güzel. Bu işten ben para kazanmak istiyorum. Yani internet üzerinden. Mesela Udemy gibi siteler de var. Girip içeriğinizi yükleyebilirsiniz. Böyle bir şeyler. Şimdi Ayşe hocam şey dediydi, online movie maker'ı. Onunla ilgili isterseniz bir videom var. Yani video dediğim şeyin çektiği, bu bakanlıktaki, daha doğrusu bu öğretmen arkadaşların çektiği video. Bir dakikacık hemen. Ekranımı paylaştırayım. Bu Movie Maker'da var. Buraları aldıydım ama zannedersem esas yerinden bulup almak daha çok kolayıma gelecek. Adnan hocanın şeyi. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi bunu ben 36 dakikadır biraz atlaya atlaya gideceğim arkadaşlar. Bir kısmını da zaten yaptık. Merhaba. Bugünkü dersimizde online video düzenleyeceğiz. Girme işlemlerini işleyeceğiz. Adobe Premiere gibi birçok daha video düzenleme programları. Evet. Şimdi bu adresten moviemakeronline.com'dan tıklarsak direkt bu siteye ulaşabiliriz arkadaşlar.
Ben niye bunu tercih ettim onu da söyleyeyim size. Çünkü bu upload işi gerçekten çok sıkıntılı. Yani ben size anlatırken upload ediyor ya, gerçekten çok uzun sürüyor. O yüzden bunu tercih ettim. Bir videonun nasıl eklenip nasıl evet, adresi yazdı ben. Şöyle bir görüntüsü var sayfamızın. Evet. Şimdi video işlemeye başlayabilmemiz için sayfamıza bir video eklememiz lazım. Bu videoyu ekleyebileceğimiz yer. Evet. Buradan videoyu ekleyebiliriz arkadaşlar. My videos, photos, müzik. Yani sırayla da ekleyebilirsiniz. Hepsini birden de ekleyebilirsiniz. Burada sırayla ekleyecek. Yani bu tuşun benim Movie Maker'da işte video ekle, müzik ekle, video ekle, resim ekleden farkı yok. İşte burada My Videos, Photos and Music de kapat olacak. Bak, resmimi. Evet, bir bir ekliyor. Video ekleme arasında bir fark yok. İkisi de aynı şekilde eklenebiliyor. Önce resmimi seçtim. Aç dediğim zaman şu anda önüme açılan pencere bu siteye şu. Pardon. İşlerime devam ediyorum. Anlamamız gereken evet, bu yüklemeyi tıkladıktan sonra arkadaşlar dosyadan resmi veya videoyu neyi seçtiysek sonrasında önümüze bu ekran gelir. Bu şeydir, önceden kayıt olmadıysanız sizi kayıt olmaya teşvik eden bir pop-up'tır. Bunu isterseniz sign up yaparsınız veya sign in yaparsınız. Yani sign in dediği imzalayıp yani önceden üyesiniz girersiniz veya sign up dersiniz. Bir şeyleri doldurursunuz, formu falan, üye olursunuz. Use Anonymous'i bunu tıklarsanız da direkt tıklayıp buradan devam edebilirsiniz. Yani ille de üye ol, öyle kullan diye bir şartı yok. Kullanım koşullarını kabul ettiğinize dair buradaki kutucu tıkladığımız zaman Use Anonymous diyerek işlerime devam ediyorum. Evet, şu anda resmimiz hızlı bir şekilde çalışmamıza yüklendi. Resim ve videolarımız çalışmamızda main kısmında yani ana bölümde görüntülenir. Üzerine tıkladığımız zaman o resim veya videoyu düzenleme yapabileceğimiz araçlar da hemen üzerinde açılır. Şimdi videomuzu da yükleyelim. Yine aynı şekilde My Videos, Photos and Music seçeneğine tıkladık. Bu kez aynı şeyi yapıyor. Yüklenme süresi sizin videomuz yüklenecektir. Bu arada video yüklüyor. Buradaki kaydılara burada yukarı onları inceleyelim. Öncelikle ilk yüklediğimiz olan fotoğrafımızın üzerine tıkladığımız zaman ekranda şöyle bir en üst kısmında bazı araçlar açılıyor. Burada yukarıya yüklediğimiz resmin zamanlamasıyla ilgili ayarları, buradaki bu kaydılara nereden başlayıp nerede biteceğini ayarlayabiliriz. Aynı şekilde burada saat simgesine benzeyen bir simgemiz var. Onun üzerine tıklayarak eklediğimiz bu ilk baştaki resmin kaç saniye boyunca ekranda görüneceğini buradan ayarlayabiliriz. Burada aslında şöyle bir fark var. Diğeri yatay gibiydi. Bu daha çok böyle Facebook'tan bir şey eklendi aşağıya doğru gelir ya. O şekilde bir şey seçmişler. O da muhtemelen şeyden dolayı. Yani sonuçta internet sayfasının yapısından dolayı. Burada resmin dakikasını yani bir resmin şimdi bir video yüklerken işte 10 dakika olur, 5 dakika olur, 3 dakika olur ama bir resim yüklerken onun dakikasını bilemeyiz. Yani biz şey olarak
tasarlayan olarak kendimiz belirleyebiliriz. Bu video, bu resim ne kadar görüntülensin diye. Onu seçti. Şu anda 4.999 saniye. Bunu 5 saniye olarak ayarladım ben. İlk başta 5 saniye yeterli gözüküyor. Diğer yapabileceğimiz düzenlemelerden bir tanesi hemen yan tarafta ana düzenleme editörünü açan bir düğmemiz var. Bunun üzerine tıkladığımız zaman resimle ilgili yapabileceğimiz tüm düzenlemeler burada açılıyor. Biraz önce ayarlamış olduğumuz süresiyle dahil, yani şu anda mesela 5 saniye olarak burada görünüyor. İstersek buradan da bu ayarlamayı yapabiliriz. Yaptığımız, eklediğimiz resmin eğer şu anda bizim yatay veya dikey olmasına ilgili bir problemimiz. Yani buradan şeyini değiştirir. Farklı bir açıdan demeyeyim, yani dikey mi yatay mı, yani 90 derece çevirir falan filan, bunları söylüyor. Neyse, bunları şey yapayım, anlatsın da sonrasında atlayayım. Biraz önce ayarlamış olduğumuz süresiyle dahil, yani şu anda mesela 5 saniye olarak görünüyor. İstersek buradan da bu ayarlamayı yapabiliriz. Yaptığımız, eklediğimiz resmin eğer şu anda bizim yatay veya dikey olmasına ilgili bir problemimiz bu çalışma için yok ama istersek resmimizi rotation kısmına tıklayarak istediğimiz yönde 90 derece, 180 derece veya 270 derece döndürülmesini sağlayabiliriz. Evet, burada location kısmına tıkladığımız zaman resmimizin sayfamızın neresinde olacağına ilgili bazı ayarlar var. Sayfamıza fitne olacak, kenarlarından biraz boşluk olacak. Şu anda bizim fittir yaptığımız videoda ki fit olması da daha uygun olacaktır. Evet, bazen koyduğumuz videolar... Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela bir resmi koyarken bu Movie Maker'a, yani diğerinde de öyledir. Şeye göre seçersek, mesela ekran boyutu nasıldı? İşte 4/3 kullanacaksak resim boyutunu ona göre, yani her koyacağımız resmi ona göre kesip sonradan buraya koymak daha mantıklı. Veya burada crop şey yoktur sanıyorum. Bizim çalışma veya koyduğumuz resimler bizim yaptığımız video çalışmasıyla ölçüleri birbirine tutmayabilir. Bu durumda nasıl yerleştireceğimle ilgili seçenekler burada mevcut. Resmin, genişleyen resmin bir kısmını alabilir veya resminizi daraltabilir gibi ayarlar var. Burada hangi ayar sizin için daha evet, bence en güzeli ama direkt kesip de, yani ayarını yapıp öyle koymak daha mantıklı. Uygunsa, yaptığınız video uygunsa onu kullanabilirsiniz. Mesela birinci tercihinde resminizin orijinalini hiç bozmadan kenarlardan boşluk kalacak şekilde resminizde yerleştirebilirsiniz. Burada dediğim gibi yapacağınız çalışmaya göre farklılık gösterebilir. Bizim şu anda kullandığımız resim çalışmamızın ölçülerine uygun olduğu için bu ayarlardan hangisini kullandığımız çok da önemli değil. Evet, bir resimle ilgili yapabileceğimiz ayarlar temel olarak bunlar. Tabii yaptığımız, eklediğimiz resme efektler de eklememiz mümkün. Buradan add efekt kısmından kullanmak istediğimiz bir efekt varsa bu efektlerden herhangi bir tanesini seçip efektini resminize ekleyebiliriz. Ben bu çalışma için herhangi bir efekt eklemiyorum. Yaptığım
ekledim resmen. Evet, save deyip buradan çıktım. Şimdi videomuzun üzerine tıklayıp onun ayarlarını yapacağız ama bundan önce burada iki tane daha düğmemiz var. Bu düğmelerden bir tanesi şu anda seçili olan resmin bir kopyasını daha size çalışmanıza ekler. İki tane sayfa şeklinde olan bir düğmemiz var. Çarpı şeklinde olan düğmemiz ise buradaki bu resmi, eklemiş olduğunuz resmi siler. Yani diyelim ki fazladan bir resim eklediniz ve onu silmek istersiniz. Çarpıyla bunu, çarpı düğmesiyle bunu yapmanız mümkün. Şimdi isterseniz örnek olması için bu mevcut resmimden bir tane daha kopyalayın. Kopyalama işlemini yaptıktan sonra bana şu anda bir tane daha hemen mevcut resmin altına bir tane daha resim ekledi. Tekrardan bunun çarpıyla siliyorum çünkü ben o şekilde ikinci bir resme ihtiyacım yok. Bir ayarlarını kontrol ediyorum. Verdiğim ayarlarda bir bozulma hiçbir farkı yok. Evet, şimdi videomuza geçiyoruz. Videomuza geçtiğimiz zaman, videonun üzerine tıkladığımız zaman yine hemen üst kısmında kullanabileceğiniz araçlar açılıyor. Burada resimden farklı olarak bir play tuşumuz var. Bir de tekrar oynatıyoruz. Play tuşuna bastığımız zaman videomuz oynatılır. Hemen bir basalım. Play tuşuna bastığımız zaman ekranın sol alt köşesinde videomuzun önce bir siteye kısa bir sürelik yüklenmesi gerekiyor oynatılabilmesi için. Bu bir kereye mahsus duruyor. Fotoğraf penceresinden biraz daha tıklıyoruz. Açmak için düğmenize tıklıyoruz. Evet, önümüze böyle bir pencere geliyor mesela. Video ile ilgili düzenleme editörünü açmak için düğmenize tıklıyoruz. Evet, önümüze böyle bir pencere geliyor. Bu pencere fotoğraf penceresinden biraz daha farklı, daha fazla özellikler daha mevcut. Bu pencere içerisinden videomuzun süresini, başlayacağı noktayı ve biteceği noktayı değiştirme şansımız var. Şu anda trim form dediği 0. saniyeden videomuz başlıyor ve 2.00 yani 2 dakika boyunca da devam ediyor. Bu örnek için ben kendi videomu 38. saniyede yani ikinci örnek çözülüp bittikten sonra bitirmek istiyorum. Yani 0'dan 38. saniye. Onun için trim tool kısmına 38 değerini vererek 0'dan 38'e kadar videomun kesilmesini sağlıyorum aslında bir başka deyişle. Dikkat ederseniz sol kısımda kaydırma tuşları da girdiğim değere göre hemen kaydı. İstersek yine buradan bu çubuklarla kaydırarak buradaki zamanlı bölgeyi ayarlayabiliriz. Net bir değer girmek isterseniz buraya gelip değeri girmeniz daha kolay olacaktır. Evet. Arkadaşlar burada durdurayım. Şimdi şey yapacak çünkü. Biraz daha sürer. Yani atlaya gitmeyi düşünürdüm ama sanırım olmayacak. Yani devamlı olarak bir şeycikler veriyor. Sonra sıkıntı olacak. Toplantı bittikten sonra devam edeceğim. Evet.